El Alem Nedar bölüm 3. Mevzumuz kızlık sarı. Kızlık sarına hoş geldiniz. For English Press 9. Hocam kızlık sarı nedir? Böyle bir şey var mıdır? Hemen bodoslama girelim. Evet kızlık sarı diye bir şey yoktur. Teşekkür ederim. Bir kızlık programı daha nedir? burada sonuna geldik. <laughs> Haftaya vajinüs musu konuşacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kızık zarı diye bir şey yoktur. Ama bu laf nereden çıkıyor? Merak edenler lütfen Modern Sabahların podcastlerinden bir Kasım kaydını dinleyiniz. Orada çok güzel konuşmuştuk Fahir ve Ege ile. Şimdi bugün burada belki biraz daha bir kadın doğum uzmanı kızlık zarı ile ilgili ne düşünüyor onu detaylandırabilirim. E, detaylandırın mı? hocam bir kere kızlık zarı var mıdır <laughs> yok mudur oradan başlayalım. Evet kızlık zarı diye bir şey yoktur. E var yani. O bir mittir. Uydurulmuş bir tamamen efsane kökenli bir şeydir. Neden hocam? Yani bir şey bir, bir dayanağı olması gerekmiyor mu kızlık zarının? Dayanağı tarihsel süreç içerisinde ilk vajinal cinsel ilişki sırasında böyle bir yırtılma hissi gibi bir, böyle bir zarın patlaması hissi gibi bir his duyan kadınların konuşmaları. Yani aslında bütün efsaneler nereden çıkıyorsa dayanağı orası. Bazı kişilerin bunu anlatması. Erkeklerin, kadınların işte gerçekten zar gibi bir şeydi. Böyle pıt diye bir ses geldi. Pıt diye gelen ses. <laughs> Hocam e, bunca yıllık tecrübelerimi istinaden söylüyorum. Pıt diye... <laughs> Gelen ses başka bir ses olabilir. <laughs> Peki hocam orada bir de kan meselesi var. Galiba bu da biraz evet. destekliyor. O kan meselesini bize açıklar mısınız? Evet. Şimdi ilk vajinal cinsel ilişkide kanama olma ihtimali %5-10. 15 diyeyim hadi. Güzel, yani hadi. Size %85. Size zaten %7. <laughs> Küçük bir farkla. Evet. İki tane çalışma var bu konuyla ilgili bilimsel. Başka da bir bilimsel bir çalışma yok. Bir doktor Sarah Brown meslektaşlarına yani kolik dedi hemşire hanımlar dedi. Sağlık personeline sormuş ilk cinsel ilişkinde kanaman oldu mu diye. Sorduğu kadınlar işte 70 80'li bir sayıydı hatırlam yanlış hatırlamıyorsam şey. Bu kadınların %60'ı yo hiç kalma falan olmadı. Yok hiç demiş. Bir yüzde 20 kadarı, 20-25 kadarı ya hafif bir lekelenme oldu galiba. Ya hani sonradan tuvalete gittim de böyle peçeteye sürünce bir pembemsi bir leke geldi evet demiş. Yüzde yani o örneklemde 3 ya da 4 kadındı yanlış hatırlamıyorsam. Evet kanadı. Yani hatta hastaneye gitmem gerekti. Korktum bayağı şeklinde beyanatta bulunmuş. Doktor Sara'nın şeyi bu, çalışması bu şekilde. Bir tane de Whitney diye bir yazarın çalışması var. 100 kadının ilk cinsel deneyimini gayet metodolojik bir şekilde araştırmış. Onun çalışmasında da %60'ı %60 hiç kanama olmadı şeklinde. Gene benzer oranlar. %25 kadar hafif bir lekelenme. %10'u, 15'i bir kanamadan. Hatta birkaç tanesi hastaneye gitmesini gerektirecek kadar ciddiyetle bir kanamadan bahsediyor. Şimdi bunu anlatmak için biraz böyle görseller kullanmak arzusundayım. Hocam hazırladığımız vajina görsellerini hemen ekrana getiriyoruz. Fışt, fışt. <laughs> Şimdi insan anne karnında büyürken insan embriyosu böyle bir et topağından meydana geliyor. O küçük et topağına biz ona embriyo diski diyoruz. Bu embriyo diskinden taslak halinde bütün organlar açığa çıkıyor. En sonunda onlar o organlar nihai boylarına, nihai şekillerini almış oluyorlar. Aslında bütün organlarımız da böyle bir et yumrusundan, bir hücre topluluğundan meydana geliyor. İşte beyinde bir hücre topluluğundan meydana geliyor. Kalpte bir hücre topluluğundan meydana geliyor. Aynı şekilde kadın cinsel organları da rahimde, vajinada, vulvada bir et topağından meydana geliyor. Şimdi diyelim ki şu et topağı bu bir et topağı diyelim. Bulvayı meydana getirecek olan. Hocam hücreler. yemek tarifi gibi anlattı. Vallahi var ya herkesin anlayacağı şekilde. Evet. Bu et topağı da diyelim ki vajinayı, iç organları meydana getiren hücre et topakları. Bu et yumruları hücre grupları bir araya geliyor. Bunlar değiyorlar. Bu değdikleri yerde bir reaksiyon işte meydana geliyor. Zaten bu şekilde meydana geliyor bütün organlar. Ve bu vulvayı oluşturacak şekilde bu da işte vajinayı ve iç organları oluşturacak şekilde içeride gelişmeye başlıyor. Şimdi gelişirken bu yumruların ortası boşan başlıyor. Biz ona kanalikülasyon diyoruz. Kanalikülasyon içinin boşalması anlamına geliyor. Bu kanalikülasyon sırasında burada apoptozis dediğimiz bir hü hücresel olay meydana geliyor. Bu apoptozis aslında biyolojiden hatırlarsınız belki. Hani elimizde böyle şey gibi bir ördek ayağı gibi arada perdeli. perdeli, perdeli o evet. perdeler sonra bu aradaki perdeler apoptozu soruyor ve parmaklar meydana geliyor ya tıpkı o şekilde de. Vajinanın içinde, vulvanın içinde de böyle boşluk oluşuyor apoptoziste. O boşluk daha sonra birleşiyor. Bu dış vulvanın boşluğuyla vajinanın boşluğu birleşiyor. Tam şu parmaklarımın birleşme yerinde bir hafif bir artıklar kalıyor. İşte himen dediğimiz yani kızlık zarı olarak isimlendirilen şey aslında bu artıklar. Himen bu embriyolojik artığın kalıntısıdır görüntü olarak. Hocam, aslında vajina tarafında çapak gibi bir şey mi? Hani dış çeperde kalan çapak gibi mi? İşte böyle hücresel artık. Tamam. Ne gibi diyeyim sana? Böyle dilimizin altında bir bant var ya onun gibi. O tam vajinanın girişinde bir hücresel artık, bir mukoza. Tam da dilimizin altındaki o kıvrım o yüzden anlatmak için çok kullandığım bir yer. Mukozadır çünkü ağzımızın içini döşeyen ile de biz mukoza deriz. Vajinanın içini döşeyen epitele de mukoza deriz. Bir mukozal katlantı yani. Ve o tam vajinanın girişinde bir sınır hattını belli eder şekildedir. Vajinanın içi daha devam eder. Kıvrım 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 kıvrım. Hemen o kıvrım ların ilkidir. Vajina kıvrım kıvrım devam eder aslında mukozal kıvrımlar. Himen ilk kıvrım sadece ve ortası himenin içinden penis ya da parmak ya da tampon ya da herhangi bir şey geçecek kadar boşluktur. Açıktır himenin ortası. Yani böyle bir zar gibi vajinanın girişini kapatan alüminyum folyo gibi bir zarsı yapı Perde değildir. Perde bir şey yok. Değildir. Ortası boştur zaten. Zaten normal himen o demektir. Biz ona bakarız. Kadın doğumda bir vajinaya herhangi bir şey almayla ilgili bir sorun yaşayan bir hanım geldiği zaman ya da adet kanı akamıyorsa bazen öyle olabilir. Kız hiç adet görmemiş 14 yaşında. Her ay şiddetli karın ağrılarıyla geliyor. O, ona bir simen imperforatus deriz. Simenin hiç boşluğu, deliği olmaması durumu. İşte o zaman biz onu cerrahi olarak hemeni açmamız gerekir. Bunlar çok nadir görülen anomaliler. Yani hemen vücudun bütün organlarında olabileceği gibi çeşitli anomalileri olabilir. Binde biri aşmayacak sıklıkta nadir görülen anomaliler. Altı parmaklı olmak gibi bir şey bu. Hemen çok nadiren içine herhangi bir pasaja müsaade etmeyecek kadar kapalı olabilir gerçekten. Vajinismus diye bir hastalık var. Bir kadının vajinasına herhangi bir şey alamaması hastalığı. Onu bir gün anlatırım uzun uzun. Şimdi o hastalığa sahip olan bütün hastaların istisnasız himenlerinin öyle olduğunu zannederler. Yani hiç geçişe müsaade etmeyecek kadar kapalı. Ee, ama dediğim gibi bu çok 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 nadir görülen bir anomalidir. Ama bu anomali yoksa çok büyük bir kısmında kadınların bu himenin ortası içinde hem parmak hem tampon hem de herhangi bir şey geçecek kadar açıktır. Ve de himen kadını kızlık göstermez. Kadınlık kızlık göstermez. Ben yani, kastettiğiniz şey nedir? Hı. Kadın mıdır? kız mıdır gibi bir anlam çıkmasın He. buradan. Evet, kadın mıdır, kız mıdır, neyse işte onu da bilemeyeceğim artık. <laughs> kız ve kadın ben birbirinin yerine çok kullanırım. Mesleki olarak da öyle. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kız geldi. Aa ben kızım. kadın değildim ben. Aa falan. Böyle çok önemsemem. Kız gene böyle bekaret gibi, çocuklukla özdeşleştirdiğim bir şey. Yani bana gelen dişi fenotipinde. Yani dış görünüşü e, dişi olan bir kişi. Eğer yaş olarak 12-13 hani daha böyle çocukluğa yakınsa kız derim. Böyle 15 yaşından itibaren kadın çok da kullan ama da böyle alınıyor kadın dediğim zaman. Aa, hoş geldin. Senin gibi bir kadın falan diye Elafa pardon kızım yalnız dediği zaman. Ben, benim pardon deyip de hani dilimi düzeltmeye çalışırım ama benim için hiç farkı yok onun. Hani birbirinin yerine kullanırım. Kadınlık ve kızlık yaşla ilgili bir şeydir. Fenotipik olarak kadınsı görünümde, feminen görünümde olan bir kişi kadındır bence. Çocukken de kızmıştı. Kız mıdır, kadın mıdır? Ya yani cinsel ilişkinin onunla bir ilgisi yok yani. Hocam peki... Cinsel ilişki kadınlıkla ilgili bir şey değildir. Peki, tamam çok güzel. Peki şimdi kızlık zarının bozulması diye bir şey mevzu Bahis değil. Evet. Çünkü olmayan bir şeyi bozmamız mümkün değil. <laughs> Peki bu himen, daha doğrusu piyasada çok fazla şeyler duyuyoruz, kızlık zarı dikimiyle ilgili olarak. Bu konuya yaklaşımınızı alabilir miyiz? Olmayan bir şeyi bu insanlar, bu doktorlar nasıl dikiyorlar? kızık zarı diye bir şey olmadığı için dolayısıyla onun muayenesi, onun tamiri, onun sonra bozulması yetkili kişi tarafından, kanuni olarak yetkiye kazanmış kişi tarafından bu öyle bir şey yok. Kızık zarı diye bir şey yok. Dolayısıyla kızıkların tamiri diye bir şey de yok. E, o fakat ne o zaman Fakat kültürel ihtiyaçlardan kaynaklanan estetik operasyonlar adı altında bizim literatürümüzde geçen bir himen plastik olarak tamiri ne deniyor ona? Himenoplasti. Tam toparlıp geçen bir operasyon var. Bunun tıp literatüründe resmi olarak tıp literatüründe geçen tarifi vajina girişinin vajinal mukoza parçalanmadan mümkün olmayacağı şekilde daraltılması operasyonu olarak geçiyor. Yani vajina girişine bir sütür koyarak böyle ortadan herhangi bir şey bu sütürü parçalamadan, yırtmadan geçemeyecek hale getirilmesi operasyonu. Oraya basitçe şöyle iki tane dikiş koyuyoruz. Son derece basit bir operasyon. Operasyon diyemeyeceğim bir işlem. Bazen hani onu biraz daha operasyon Benzetmek için böyle bir parça çıkarıp onları böyle dikmek şeklinde bir tarif edilmiş bir teknikte var ama amacı belli hani ilk videoda dedik ya hani amacınız niyetimizdir önemli olan hani sekste de öyle niyet önemli niyet olarak bir kadının vajinasına bir şey aldığı sırada kanaması olması hedefleniyor amaç o. Şimdi amaç oysa onu farklı şekillerde de temin edebiliriz. Çok Örneklendirebilir eskiden misiniz? evet örneklendirebilirim. Steril cerrahi böyle süngerler var. Kırmızı boya emdirilmiş. Bunu atıyorsun vajinaya. Hani ilk ilişki öyle olmuş olabilir. <laughs> daha ucuz gayet yapay kızlık sarı yapay vajina internet Google'a yazın çıkıyor gerçekten hani eğer amacınız yalan söylemekse amacınız kandırmaksa bunu hani bir hekime alet etmeden de yapabilirsiniz hekim arkadaşlar da buna alet olmasa bence daha iyi olur hiç kızlık sarı Uyundur. diktiniz mi? Bir kere yaptım da daha da bir daha da yaparsam dedim yani. Meslek ilk yıllarımdaydı. Bir mecbur hizmet yaptığım bölgede bir köyden bir kız geldi. Böyle ayaklarıma kapandı. Abla ne olur diker misin? Evleneceğim. Öleceğim. Öldürecekler beni. Yani bu akşam bu hafta sonu düğünüm var. Bu hafta sonu ben öldürecekler. Bir dakika dedim. Sakin ol. Ne istiyorsun? Yani kızlık dik. Kızlık dikme diye bir şey yok. Ben tabii o zamanlar daha yeni. 10 yıl öncesinden bahsediyorum yani. Daha yeni öğrenmişim bu konuları. Bir temel bilgilerim var ama vatandaşın bu taleple gelmesiyle ilk defa karşılaşıyorum. Dur dedim. Hayat işte, memat meselesi. Evet ve yapan ablalarım da var. Mes meslekte büyük ablalarım, abilerim de muayenehanelerde yapıldığını biliyorum öyle bir şeyler duyuyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Müjde Gül önemli bir şey değil falan diye böyle söylüyorlar. Soruyorum abla, abi böyle bir şey varmış. Yapıyor musunuz siz? Nasıl yapılıyor falan. Bir şey yok. Şuraya iki tane sütür koyuyordu. Şimdi teorik olarak biliyorum ama daha hiç yapmamışım. Yapılır mı yapılmaz mı bununla ilgili bir görüşüm de yok. O kız da benim ilkim oldu yani. Bak hem ile. ilkim hem de sonum oldu. <laughs> evet. İlk ve son. Orada zirvede bıraktım. Şimdi kızcağıza üzüldüm. Haline bak durumuna, tavrına. Öldürecekler beni diyor falan. Çok pahalı diyorlarmış. Öğrendim ben. işte Konya. Ben Konya'da yaptım mecbur hizmeti. Konya'da işte şu kadar paraya dediler. Ankara'da böyle dediler. Ben vereceğim ne yapacağım yoksa öleceğim. Yani öldürecekler beni. Birkaç kere öldürecekler beni dedi. O ölüm kafamın içinde dönüyor. Kadın cinayeti. Evet gerçek. Gerçekten bu ağır bir şey. Dedim sen bunu yaptın mı bu işi? E, evet yaptım. E, o adam. Man, boşver onu şerefsizin teki. Ha, onunla evlenmeyi düşünmüyor. Yok yok o zaten gitti. O Almanya'ya gitti falan onu atmış yani şeyden. E, pişman mısın yani? E, çok pişmanım abla. Keşke yapmayaydım ama yapamam, ne yapayım bilemedim falan. Neyse işte bir, bir şekilde inanmış. Neyse olmuş yani olay. Bu yeni biri. E, bu yeni evleneceğin adam. E, yazık değil mi? Buna kandırıyorsun hani ilk kim diyeceksin falan. Biraz uzatıyorum ama hemen toparlayacağım hikayeyi. o Oğlan çok iyi bir oğlan. Ay ben onu. Valla babasını falan da tanıyorum. Babam da çok seviyor. Çok mutlu. Çok da seviyorum. Yani o da üzülecek o aslında. Hocam toparlayalım. Evet. <laughs> <laughs> o da üzülecek aslında bu gece öyle olduğunu görünce filan. İyi tamam dedim hadi yapayım. Kaç lira dedi. Neyse işte ben senden para almayacağım tamam dedim yani. Param yok bilmem ne falan filan böyle ayaklarıma şey yaptı. Yok dedim zaten yani ne parası? Hani para parayla yapılacak bir şey değil bu. Ondan sonra bir böyle iki arada bir derede acır mı falan dedi. Yok dedim acımaz. Çünkü teorik olarak biliyorum ki himen vajinanın bir parçası ve vajina hissiz bir yer. Dolayısıyla da acımaması lazım. Oraya dikiş koyarken de acımadı hakikaten. Böyle aa iyiymiş dedi. Şöyle eteğini şöyle düzeltti kalktı. İyi dedi şimdi tamam dedi tamam dedim hadi görüşürüz Gitti gitti. Aradan aylar geçti. Gene böyle çok yoğun bir poliklinik günüm. Böyle zaten yüzün üzerine çıkmışım hasta sayısı olarak. Yüzün üzerine çıkınca vezneye diyorum ki kapatın yeter artık. Daha fazla hasta bakamayacağım. Yani 100 kişi kapıda bekliyor. Anca bakarım. Gene öyle bir günde başhekim arıyor, başhekim yardımcısı arıyor. Biri geldi kapıya falan. Hocam dedi biri gelmiş bakmamışsınız falan bir hastaya. Dedim kime bakmamışım? Ama giremiyor zaten kadınlardan hani gebelerden. Zaten kalabalık bir gün. Dedim hani istihabımı doldurdum. Hani üstüne ne zaman ya hocam işte bilmem kimin yakınıymış da bilmem neymiş de kayınpederi geldi başhekimlikte arıza çıkardı da çok kavga ettiler de falan filan. Ya tamam dedim nerede hasta dedi acildeymiş hani fenalaşmış yatıyormuş. Gebe miymiş? Evet gebe. Tamam. İyi bakarım dedim. Yani bakarım da lanet gelsin. Hani zaten yorgunum. Öğlen arası saat 12-20 geçe falan ben buna bakmaya gittim acile. İşte yeni gebe bulantısı var. İşte serum takılmış falan filan. Tamam dedim yatıralım servise ben akşam bakarım bu hastaya. Akşam saati oldu 6.30 falan. Herkes bu arada 4'te gitti hastaneyi terk etti yani. Milletin işi az benimki gibi çok değil. Ben de böyle serviste geçerken dikkatimi çekti. Adam böyle elini tutuyor kızın. Böyle gözün içine bakıyor. Hani hamile ya yavrusuna. Midesi de bulanıyor. O yüzden onun yüzünden çok kötü falan. Böyle gözüne bakıyor. Ne yapabilirim sana diye. Ben de mecbur hizmet yapıyorum. Görüyorum eşimden ayrılmışım falan zaten. Şöyle de bir, bir bulup da kendime mum edemedim falan diye böyle kendime hayıflanırken. Bu kız o kız mı dedim şöyle. Aa bu o valla o dedim. Aa -a, bir de şikayet etti beni falan başhekime de yani. <laughs> İnsan bilmez mi olduğunu. Neyse aa hiç kız beni tanımazdan geliyor. İyi dedim demek ki yani unutmak istiyor o günleri herhalde ki. Ben de merak ediyorum ama acaba kanadı mı kanamadı mı. Tuvalette şöyle bekledim. Onun tuvalete girdiğini gördüm. Kapıda böyle bekliyorum şöyle. Yanıma geldi. Beni gördü. Şöyle geçti elini yıkıyor falan. Kanadı mı kız dedim. Hmm, yaptı geçti gitti ay dedim bir daha senin gibilerini de dikersen beni <laughs> bir daha dedim yaparsam böyle. Şimdi hakikaten hekimlerin buna alet olmamasına taraftarım. Evet kadın cinayeti de olmasın ama kadınla erkekli bir yalanı yaşamayalım. Yani bu yalanı yaşamaya da bu kadar hevesli olmayalım lütfen. Yani eğer yalan söylüyorsanız da hekimleri karıştırmayın o işe lütfen. Yani hakikaten steril cerrahi şeyler var. Süngerler var kırmızı boya emdirilmiş öyle şeyler kullanabilirsiniz. Eskiden Hipokrat zamanında falan güvercin bağırsa falan gibi şeyler. Hocam iğrençleşmeyelim. Yani şurada kızlık zarı konuşuyoruz. Himenden gel. Geldiğimiz nokta güvercin bağırsağı olmasın. Evet, öyle bir Kısık şey. Yazıktır Anlatacağınız var mı hocam? Vallahi ben daha çok anlatırım da. Yani sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa onu anlatayım. Acıymış, kanıyormuş yoktur. falan. Olmayan şey üstüne ne konuşalım? E olmayan yani. bir şey üzerine konuşacak bir şey değil evet. Hocam, bu regl ağrılarının giymen darcığıyla bir alakası var mıdır, yok mudur? Hiç alakası yok. Ben, ne, ne alakası olabilir adet ağrısının? Adet ağrısı e, ayrı bir şey. Madem adet ağrısını sordulur onu uzun uzun anlatayım. Şimdi mi anlatayım? Yok Başka bölümde anlat. Başka zaman mı anlatayım? Her böyle bir bölümde adet ağrısı. Vallahi zaten biz yaşarken onun en büyük sıkıntısını çekiyoruz Bence e, dışarıdan. Bence bu 10 bölüm bile yapabiliriz. <laughs> adet ağrısı ya da dismenore. Dis kötü demek. Men, menore mens işte adet ay hali demek. Adetlerin ağrılı olması aslında son derece beklenen bir şeydir. Maalesef yumurtalık organı normal çalışması ağrılı olan gözide bir organımız. Yaşaması tabii böyle hissettirmiyor. Ben de kitaplarda bunu okuyarak yaşıyordum o dönemlerde. Gerçekten adet ağrısı halıları tırmalattıran bir ağrı. Hoş bir duygu değil. Bütün menstrüel kanama döneminde ondan 2-3 gün önce de başlayan hatta sevimsiz kasıklarda hissedilen bir krampsı devamlı süren bir ağrı hise. Eğer yumurtalık çalışıyorsa yani yumurtlama düzgün şekilde oluyorsa adet ağrılı olur. Maalesef çok üzgünüm yani. Yumurta hücresi ...oluşurken içinde barındırdığı... ...enflamatuar kimyasallar dediğimiz... ...şeylerin yaptığı bir karın içinde... ...rahatsızlık hissi diyeyim. O şekilde özetleyeyim. Eğer yumurtlama olduysa sonuç olarak... ...adet ağrılı olur. Hatta biz adet ağrısını... ...bu kısırlık değerlendirme sorguları sırasında sorarız. Hani adetlerin ağrılı oluyor mu, düzgün oluyor mu? Adetin düzgün olması, her ay olması... ...ve ağrılı olması normaldir. İyi Fakat, bir şey midir? Sağlık göstergesi midir hocam? Yani normal çalışmasının göstergesi diyeyim. Ee, i̇yi bir şey değil tabii ki. Yani bir kadının her ay 5 gün ağrılar içerisinde... ...bel yerlerde kıvranması hoş bir şey değil. Bir kere iş gücü kaybı ciddi olarak. Sevimli de bir şeydi Niye ağrı çekelim durduk yerde yani? Non-steroid anti dediğimiz yani bu yumurta hücresini çevreleyen sıvıdaki o inflamatuar maddeleri gerileten Ağrı kesiciler, kullanmayı önerdiğimiz bir şey. Bakıyoruz, eğer adet ağrısına sebep olan başka bir yumurtalık kisti gibi, başka bir karın içi yapışıklık gibi ya da enfeksiyon gibi herhangi bir şey yoksa ya da adet kanını tıkayan bir şey, miyom olabilir. Rahim ağzında e, yapışıklık olabilir vesaire vesaire vesaire. Ama kızlık zarı onlardan biri değildir. Kızlık zarı diye bir şey yok zaten ha, dil meşk arası su. Himen, adet kanının akışını engelleyen bir şey değildir. Bu bahsettiğim nadir durum dışında çok çok nadir görülen dediğim himen, imperforatus ya da mikroperforatus gibi anomaliler yok. Yoksa hocam. himen adet kanının akmasını bloke eden bir şey değildir. Adet ağrısı sonuç olarak toparlamam gerekirse cevabımı toparlayayım. Adet ağrısı normal bir süreçtir. Beklediğimiz bir şeydir. Fakat biz onu biraz manipüle edebiliriz. Yani biraz azaltabiliriz. Özellikle yumurtlama döneminden itibaren o iki adet döngüsünün tam ortasındaki günlerden itibaren biraz belden aşağısını sıcak tutmaya çalışırsa kadın biraz yağlı baharlı yemezse. Yağlı biraz, baharlı dediniz hocam. Evet. Yani, kızartma baharatlı. Bunlar ağrıya mı sebep oluyor? Evet. Çünkü bağırsakta bir rahatsızlığa, iritasyona sebep oluyor. O da bağırsaktan o inflamatuar maddelerin daha fazla sızmasına sebep oluyor. Üşütürse karın içerisinde biraz daha fazla sıvı oluyor falan filan. Böyle bir takım tavsiyelerimiz var. Tamam. Onu bari hiç olmazsa adet ağrısı. Gerçi cinsellik dedik. Geldik adet ağrısına. Ne yapalım? Cinsellikle adet ağrısını Bir uçta e, bunlar var yani. Bir uçta onlar var. Diğer uçta kızlık zarı diye bir şey yok. Evet. Bir kızlık zarı programımızın daha <laughs> burada sonuna geldik. Haftaya vajinus buz konuşmak üzere. E, tekrar birlikte olacağız. jazz